Bağırsağın ikinci beyin olduğu bilim adamları tarafından kabul ediliyor artık. Hepimiz biliyoruz ve ona iyi gelen iki isim var burada. Biri prebiyotik, biri probiyotik. Peki bunlar ne ve nerelerde olurlar? Pre ne, pro ne? Bir turşuda hem prebiyotik vardır hem probiyotik vardır. Prebiyotik ve probiyotik arasındaki farkı biliyor musunuz? Yani ne bileyim, bilmiyorum. Prebiyotik, probiyotik. Prebiyotik mi, probiyotik mi? Sizce hangisi? Kafamız iyice karıştı. Probiyotik demek canlı bakteri demek. Canlı bakterinin bağırsaklara da olması demek. Probiyotikle prebiyotik arasındaki fark ne? Kısaca özetlemek gerekirse prebiyotik bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan bir bileşen. Probiyotiklerse prebiyotiklerle beslenerek büyüyüp gelişen yararlı canlı bakteriler. Peki probiyotik ve prebiyotik hangi yiyeceklerde var? Ev yoğurdunda vardır. Probiyotik doğal fermente olmuş sirkede vardır, ev sirkesinde. Doğal fermente olmuş ev turşusunda vardır probiyotikler. Boğazlarım şiştiğinde boğazımı yakıyor, yani iyi geliyor boğazlarıma. Vücuda girdiği zaman bu bağırsaklarımızdaki vücudumuzda bulunan dost bakterileri besleyen yiyeceklere de prebiyotik diyoruz. Prebiyotiklerin en başında lahana geliyor. Prebiyotiklerin en başında kış sebzeleri dediğimiz işte karnabahar, kereviz, kuru soğan, sarımsak geliyor. Bağırsakta bulunan zararlı organizmaların azalması için prebiyotik ve probiyotik beraber savaş veriyor. Ve sağlıklı bağırsaklara sahip olmaya yardımcı olarak kilo vermeye de destek oluyor. Aynı zamanda vücut direncini de artırıyorlar. Prebiyotikler lahanada var, probiyotik ise turşuda var. Her ikisini birden barındıransa turşu suyu. Canan Karatay günde bir bardak şifa için turşu suyu diyor. İçinde nohutla mayalanıyor ve 2 ay durunca daha güzel, probiyotik özelliği daha güzel oluyor. Canan Karatay diyor ki günde sağlık için mutlaka bir bardak turşu suyu için. Ben de tansiyon var, içemiyorum yalnız. Her gün turşu suyu için kardeşim, en sağlıklı şey. Kışın hastalanmazsınız. Yani bizim geleneklerimizde bu vardır. Bu ödem yapmaz. Yanlış söylüyorlar. Vay vay vay.